Tekrardan merhabalar sevgili Paraksten Kimya izleyicileri. Kimyanın temel yasalarının kaçıncı? Dördüncü videosu değil mi? Dördüncü videosu katlı oranlar kanunu videosu. Ha? beraberiz. Hadi bakalım. İlk üç videoda bayağı konuştuk. Şimdi konuşmadan doğrudan videoya geçelim değil mi? Artık çok uzadı bu yasalar ya. Yasa dediğim bu kadar olur mu canım? Üç beş tane yasa atarsın. Tamam işte. Allah Allah Sayit Hoca. Katlı oranlar kanunu kim buldu? Dalton hangi Dalton? John Dalton. Joe Jack William Oval değil. Onlar değil. Rintintin, düldür redkit Kit falan onların hiçbiri değil. Katlı oranlar kanunu diğer kanunları da kapsayacak şekilde sorulabildiği için nispeten diğerlerine göre daha çok çıkıyor. Aslında sadece katlı oranlar salt katlı oran sorusu değil ama diğerleriyle beraber de çıkıyor bu sorular. Katlı oranlar kanunu diyor ki iki element arasında birden fazla farklı basit formüle sahip bileşik oluşuyorsa bu bileşiklerde elementlerden birinin sabitliklerine karşılık diğerinin miktarlar oranı sabittir. O ye yeah, bebeğim tamam değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok anladın? Gayet basit bak yavaş yavaş bir daha okuyorum iki element arasında farklı bir bu sefer yapamadım bu sefer hep dur dur yapacağım bak iki element arasında birden fazla farklı basit formüle sahip bileşik oluşuyorsa bu bileşiklerde elementlerden birinin sabitliklerine karşılık diğerinin miktarlar oranı sabittir dostum o oh, ye yeah. Yasam metni uzun olsa da. yasam metni uzun olsa da. Son derece kolay bir su yasa. Bak diyor ki iki element arasında demirli oksijen. Farklı basit formüle sahip yani sadeleşmiş hali farklı olan iki bileşik oluşuyorsa oluştu bak sadeleşmiş halleri farklı. Bu bileşiklerde elementlerden birinin sabit miktarına karşılık yukarıdakinden bir aşağıdakinden iki tane al Fe2O3 Fe2O2 Elementlerden birinin sabit miktarına karşılık. bir sabit aldım? Demiri. Diğerlerinin miktarları oranı sabittir. 3 bölü 2. Bu sabit orana bileşikler arası katlı oran denir. Veya bileşikteki bileşikteki oksijenler arası katlı oranda diyebilirsin. Anlaştık diye mi? Bu kadar basit. Elementlerden birini sabit alacaksın. Diğerini oranlayacaksın. Yaptığın bu orana katlı oran diyoruz. Arkadaşlar eğer biz demirler arası katlı oranı bulmak isteseydik o zaman oksijeni sabit alacaktık. O zaman da bu kaç çıkacaktı biliyor musun? 2 bölü 3. Yani iki bileşik arasında katlı oran buluyorsan bir katlı oran diğerinin tam tersidir. 1 3 bölü 2 ise diğeri 2 bölü 3'tür. O yüzden soru sana Demir 3 oksit de demir 2 oksit arasındaki katı oranı nedir diye soruyorsa soru metni bu kadarsa şıklarda ya 2 bölü 3 vardır ya 3 bölü 2 birini bulunca diğerini işaretleyebilirsin. Ancak şıklarda hem 2 bölü 3 hem 3 bölü 2 varsa soru sana şöyle der. Demir 2 oksit ile de demir 3 oksit bileşikleri arasında sabit miktar demir aldığında birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene katlı oranı nedir diye. Kimi kimi oranladığını söyler. O zaman da sen 1'e 2'ye oranlarsın. 3 bölü 2 ise 3 bölü 2, 2 bölü 3 ise 2 bölü 3 diye işaretlersin. Dikkat! 3 elementli bileşikler yani 2'den fazla element içeren bileşikler. Katlı oranlara uymaz. Katlı oran 2 element. 2 tür atom içeren bileşikler için geçerlidir. Farklı elementlerden oluşan bileşikler katlı oranlara uymaz. Aynı tür de olacak. Ve farklı basit formüle sahip dedik ya. Mesela C2H4 ile C3H6 uymaz. e 2, 1'e 2. Bunlar katlı oranlar yasası. Katlı oranlar yasasına uymayan. Katlı oranlar, katlı oranlar yasası aranmayan bir işler. Sevgili arkadaşlar. Hadi biraz soru çözelim. Yetiştirebilirsek hepsini yetiştiremezsek. Sabit oranlarda olduğu gibi. Dördüncü videoda buradan biraz soru çözelim. 5. videoda da karma katlı oran sorusu çözelim. Ne diyor? Bileşikte bunlar var diyor. Hangisinde eşit miktarda x ile birleşen y'nin kütleleri arasındaki bak ne diyor? Eşit miktarda x. x'ler eşit. y'nin kütlelerini oranlıyorum. 2 bölü 3 of course. Şunu 2 ile şunu 3 ile çarparsam bak x'lere eşitlerim. 6 ya 6. Buradaki y 1 di 2 ile çarptım. Buradaki y 1 de 3 ile çarptım. 2 bölü 3 x2 eşitlemek için 2 ile çarptım. x2 ye 2 oldu. 2 bölü 3. Her üçünde de x'i sabitlediğimde x'i eşitlediğimde y'ler arası katlı oran 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Hadi o zaman devam. Hadi devam. Hadi devam. 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 Daha dur. Daha dur. Nerede? İşte şurada. Hangisi katlı oranlara esasına uymaz? Kuran neydi? Bak. 2'den fazla atom içerenler var mı? Yok. Farklı atomlardan oluşanlar var mı? Yok. Basit formülü sadeleşmiş hali aynı olanlar var mı? 1'e 2, 1'e 2 var. Bu katlı olanlar yasasına uymaz. 2'den fazla atom içerenler, basit formülü aynı olanlar ve e, farklı elementlerden oluşanlar katlı oranlar yasası uyumuyor uymuyor arkadaşlar. Bunu sakın 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 ha yaklaşmayın. Şey pardon. Sakın 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 ha unutmayın. Katlı oranlarla ilgili hangisi yanlıştır? N2O5 N2O azotlar sabit oksijenler arası oran 1 bölü 5. Oksijeni sabitlersen azotlar arası oran 1 bölü 5 olur. Şu an oksijenler arası oran 5 bölü 1 zaten. 1 bölü 5 değil ben yanlış söyledim. Demir 2 oksit demir 3 oksit biraz önce bulduk. 3 bölü 2 veya 2 bölü 3 gayet güzel. CH4 C2H6 2 ile çarp C2H8 karbon sabit hidrojenler arası katlı oran 8 bölü 6 4 bölü 3 veya 3 bölü 4 cevap yanlış diğer seçeneklere de bakalım belki daha yanlış var katlı oranları Joe bilgime bilgi değil ama John Dalton buldu 3 element içerenler katlı oranları esasına uymazlar vay kanunsuzlar vay ihbar edeyim de görün Milli Eğitimin kitabında yer alan bir soru aynı zamanda çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. Diyor ki birinci elementlerden eşittir. Bak birinci element 9, ikincisi 16. 2'ye 3 5'e 2 3'e 8 3'e 4. 3, 5, 2, 9 kaçta eşitlenir? 90'da. Hepsini 90'da eşitleyelim. Öyle diyor birinci elementlerden eşit al diyor bak. Şunu 10'la çarpacağım. Şunu 45'de çarpacağım. Şunu 18'de çarpacağım. Şunu 30'da, şunu 30'da. 90, 90, 90, 90, 90. Tabi sabit oranın değişmemesi için diğerini de aynı sayıyla çarpacağız. 160, 3 çarpı 45, 135, 2, 18, 36, 240, 120. Hangisinde oksijen kütlesi en fazladır? CO2'de çünkü 240 çıktı. En fazla bu. Bu kadar. Birini sabitliyorsun. Diğeri katlı oranı veriyor. Burada da katlı oranı bularak hangisinde oksijen kütlesinin fazla olduğunu pardon oksijen evet kütlesinin birincisi sabitken hangisinin fazla olduğunu bulup Yine bir katlı oran. Hadi biraz alıştırmamız var. Alıştırmaları çözelim. X2'ye de sabit oran 4 bölü 5. x 2de sabit oran nedir? Bakın bu bir katlı oran sorusu. Çünkü birbiri ile birbiri arasında katlı oranı sahip iki bileşik var. Ancak biz bu soruyu çözmek için katlı oranı kullanmayacağız. Bildiğimiz oran orantıyı yani bakkal matematiği kullanacağız. x 2'ye 4'e 5'ti değil mi? E, x 2'ye 4 dediysen bir tane x'e 2 diyeceksin. Bir tane y'ye 5 dediysen iki tane y'ye 10 diyeceksin. O zaman 2 bölü 10 yani 1 bölü 5 oldu. Sorunun cevabı. Bu kadar basit. X 2 3'e 8. x 2'ye bak. X 2 çok dikkat et. X 2 3'e 8 x3s x26 y28 s y 4 6 4 daha kaç elde ettin 10 soru ne diyor sana diyor ki 10 değil 20 elde et e iki katı o zaman 12'ye 8 alırsın 20 elde edersin bak bunu baştaki sabit orandan yapsaydık yanlış olurdu Çünkü baştaki sabit oran bize x2 için verilmiş soru ise soruyu x 2y için soruluyor. O yüzden önce ilk sabit orandan diğer sabit oranı buldum ve bu soruyu yorum olarak sorsa dese ki bu soruyu çözerken hangi yasaları kullandın? Katlı oranlara uyan iki bir eşik olduğu için diyorsun ki katlı oranları kullandım. E, sabit oran da var. E topladığım kütlenin korunumu da var. Hepsini kullandın sevgili arkadaşım. Bu soruyu çözerken sakın ola ha, sakın yorum sorularında bunları o zaman geçiyorum. Bir sonraki alıştırma. Bir sonraki alıştırma yine sabit oranı bizim bulmamız isteyen. X2 3'e 9. E X2 ise iki tane X4. üç tanesi 9 bir tanesi 3, 5 tanesi 15. 4'e 15 girdi 19. Bak artık bu bir sabit oran sorusu. Bak şu 3 15'in katı ya sanki kolay çıkacak gibi. 2 katını alsam 30. Bir de 2'ye bölsem 3. 2 katını alsam ona bölsem 3. 2 katını alsam 8'i bir de ona böldüm. 08. O zaman 3'e 08 geldi. 3,8 oluştu. X'ten 1 vardı bak. 0,8 arttı. Ne yaptım? 3 gramiye 15'in 0,2 katı olduğundan faydalanarak soruyu hemen pratik olarak hiç denemeden çözdüm. Ha, siz isterseniz deneyebilirsiniz. 4'e 15 ise X'in bitmesi için ne kadar y'ye gerekir diye sorduğunda 3.75 y'ye gerekir. X'in tamamının tepkimeye girmesi için. Ama 3.75 y yok. Dolayısıyla bu zaten yanlış. Oran orantı burada lazım işte. Oran orantıyı çok iyi yapıyorsan bu soruları hemen kim kimin katı rahatlıkla bulursun. Bu nedenle oran orantı bu soruların çözüm hızına çok etki eder sevgiler. Hadi gel bakalım. Diyor x2y5, x2y3 özür dilerim. 4e5. Bu defa başka bir bileşiğin formülünü soruyor. Şimdi bak x 2 4 ise x'e 2 y 3 5 ise y'ye 3 bölü 5 diyebilir miyim? Yani x'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesi oranı ya da dur dur şu biraz karıştı. 2'ye 3 bölü 5 demeyelim de 5 ile çarp. x'e 10 y'ye e, 3 mü diyeceğiz? Tamam değil mi? Y'ye 3 dedik. Bak bak. Baştan yapayım mı? Ne yaptığımı iyice anla. Ne yaptığımı iyi anla diye baştan yapıyorum. Dikkat et. Formül soruyor çünkü. Şimdi 2 tane x 4'müş. O zaman x'in bir tanesi 2 gram. 2'nin katı yani kaç olduğu önemli değil. 3 tane y 5'miş. Bir tane y 5 bölü 3. Tam sayı olması istiyorum. 3 ile çarptım. x 6 y 5 oldu. 5 bölü 3. 3 bölü 5 değil tabii. 3 tanesi 5 gramsa bir tanesi 5 bölü 3 gram. Biraz önce işlem hatası da yapmışız. Hadi bakalım bileşiğin formülü bak x'ten 1.2y'den 2, y'den 2 almışsın ya. Bunları büyüt. Önemli değil. Zaten formülü hep en sade haliyle vereceğiz sade şeylerde. Yasalarda. 12'ye 20 olsun. X'in bir tanesi 6 idi. 12 iki tane. Y'nin bir tanesi 5'ti. 20 olması için 4 tane. Değil mi? X'in bir tanesi 6 idi. 12 gram X için 2 tane X aldık. Bir tanesi 5. 20 gram Y için 4 tane aldık. O zaman X 2 Y 4 sadeleştir. X Y 2. Formül kimyanın temel yasalarında. Mol kavramı veya denkleştirme kullanmadan bulduğum formül her zaman sadeleştirip Yine bir formül bulma. Yine bir formül bulma. Bak bakalım. Burada bir tane x'e 2 gram demişsin. x 4 katına çıkıyor ya. Buradaki x de 4 katına çıkar. Bitti. y kaç katına çıkıyor? 7'den 21'e 3 katına. Buradaki y de 3 katına çıkar. x 4 y 6 sadeleştir. 2 y 3. Bu kadar bak. Bak bilmediğini bildiğinin kaç katı diye bakıyorsun. Kütlesi 3 katı mı? 4 katı mı? Formüldeki değer de 4 katı olacak. Zaten sadeleştireceksin. Korkma. Anlaştık değil mi? Hadi gel 6'ya bakalım. X ile Y elementler arasında oluşan iki bileşik. Aynı şey bak bak bak. Ama bu biraz karışık. Boş ver. 14'e 24 alayım. Nasılsa sadeleştireceğim. İstediğim kadar büyütebilirim formül bulmada. Eğer mol veya denkleşmiş tepkime yoksa. X 2 katına çıktı. X'i 2 katına çıkarıyorum. 4. Y 4'ten 24'ü 6 katına çıktı. Y'yi 6 katına çıkarıyorum 6. X 2 Y 3 olarak karşımıza geldi. Basit. Anlaştık değil mi? Hadi. Alıştırmalara devam. Alıştırmalar bitsin. Sonra bir ara verip son videoyla konuyu bitireceğiz. Bu defa, bu defa kütleleri formülleri verilmiş. X'in kütlesini soruyor. Bak, bak çok basit. Şimdi X'in bir tanesi 3. Bir tane X 3 yanlış yeri gösterdim. O zaman 3 tane x 9 olur. Kalsın orada kalsın. Dur bekle, acele etme. 3 tanesi 5 gram. 3 tanesi 5 gram. Bir tanesi 5/3. Peki, 2 gramı kaç tane? İki gramı kaç tane? Hı? Biraz sıkıntı oldu değil mi? Tam matematiğimiz yetmedi. Daha kolay bir yol önereyim mi? daha kolay bir önerim gel. bak, bak. Bunda sana daha kolay bir yol önereceğim. Gel bakalım. Şuna ade A de ne yap biliyor musun? Çapraz çarp. A çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 eşittir. Hangi çaprazdan başladın? Şu çaprazdan değil mi? Formülden de aynı çaprazdan başla. 3 çarpı 3 9 bölü 1 çarpı 2. 2. Ne oldu? 6 çarpı 9 hatta şöyle 6 ile 2 sadeleşti. Işte şurada 3. 3 çarpı 29. 3 çarpı 9. 27. 27 bölü 5. 5.4 oldu. Burada katlı orandan faydalandık işte. Burada katlı orandan faydalandık. Bu soruyu çözmenin en pratik yolu her zaman bu. En pratik yolu her zaman bu. Hemen bak hızlıca yapıyorum bak. Çapraz çarp. 5A bölü 6. 5a bölü 3 çarpı 2. 3 çarpı 3 9 bölü 1 çarpı 2. 6 ile 2 sadeleşti. 3, 9, 27 bölü 5. A eşittir 5,4 gram. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Hadi gel. Biraz önceki sorunun tablo olanı. Bir bileşiğin formülü verilmiş. Diğeri soruluyor. Bak hemen bakalım. X'in kütlesi şu bileşikte 14. Yani X2 şurası Şurası da y3. Şu bileşik x2 y3. Bak sorumuz ne kadar kolay hale geldi. 14'ten 7'ye x yarıya düşmüş. x2 idi x1. 3 tane y 24 ise bir tanesi 8. bir tanesi 8 ise bu da iki buçuk tane. 8'in iki buçuk katı 20 çünkü. 1'e buçuk diye formül olmayacağına göre x'ten 2 y'den 5 alacağız. x1 y buçuk değil 25 Klasik bakkal matematiği. Klasik oran orantı hayat kurtarır bebişim. Hayat kurtarır dikkatli ol. Hadi gel hadi gel. Ne diyor? x 2 3 de x a 2 de y'ler arası bak. Kimin katlı oranını buluyorsan diğerini sabitleyeceksin. İkisi sabitleyeyim. Şunu a ile şunu 2 ile çarparsam sabitlenir bak. x 2 a 3 a oldu birinci formül. İkinci formül x 2 a y 4 oldu. Bak 2 a'ya 4. X'i sabitledim. Y'ler arası katlı oran 3a/4. bölü Soru bana diyor ki Y'ler arası katlı oran 3 bölü 4'miş Bunun olabilmesi için a'nın 1 olması lazım. Yani bileşiğimizin formülü x1y2'den x2. Bak soru ne yapacağını söyledi çok kolay. Y'ler arası katlı oran diyor. X'i sabit diyeceksin bu kadar. E hocam harf var ya tamam boş ver. Bak ne oldu? a ile çarptım. Bunu da 2 ile çarptım. Bu da 2a, bu da 2a oldu. Eşit denir elbet eşit denir. Sen yeter ki yapmak iste. Hemen bakalım. Birinci bileşik. 5 gram x almışız. 5 gram y almışız ama y'nin ikisi artmış. Y'den 3 harcanmış. İkinci de x'in 5 e artmış. x'ten 5 e harcanmış. Birinci bileşik 5'e 3. ikinci bileşik 5'e 6. Şimdi eğer 5'e 3 dediğin x 2 y ise. 5'e 3 dediğin x 2 y ise. Şimdi ikinci bileşik 5 e 6 ya. x 2'ye 5 dediğimde bu da 5. E, y'ye 3 dedim. Buradaki y 6 gram da o zaman x 2 y 2 x y oluyor. ikinci bileşiğin formülü. İki bileşik katlar arasındaki katlı oran bak. X'ler sabit. Katlı oran 3'e 6. Yani 1 bölü 2. Hangi bileşikte x yüzdesi daha fazla? Bak x eşitken x eşitken y aşağıda fazla değil mi? Yani y yüzdesi aşağıdaki ne fazla. O zaman x yüzdesi yukarıdaki ne fazla. Olur. Basit. Birinde y yüzdesi fazlaysa diğerinde x yüzdesi fazla olacak yani. Ah daha kolay ne olacak? Bütün soruları çözdük. Bütün soruları çözdük. Yani bütün şıklara cevap verdik. Evet yine şeyimiz var testimiz var. Videomuz baya uzadı 18 dakika oldu. Bu da 7-8 dakika alır. Onu da çözersek bir 26-27 dakika olur. Son videoda sadece soru çözüm var. Katlı oran soru çözüm var. Son videoda sadece katlı oran soru çözümüyle 5. videomuzda yasaları bitireceğiz. Şu anda dördüncü videoyu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı ve de beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonra çok, çok üzülürüm.